Herkese selam. Başlıkta gördüğünüz çarpıcı cümle, bizim asıl gücümüz muhalefeti güdebilmek cümlesi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim strateji toplantısında sarf edilmiş bir cümleye. Fakat bu cümle bir ifadeden ibaret değil. Bu cümlenin arka planında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin devletin gücünü ve yolsuzluktan elde ettikleri korkunç parayı da kullanarak büyük bir emeği, büyük bir zaman harcamayı, büyük bir kaynak harcamayı ifade ediyor. Tayyip Erdoğan muhalefeti güdebilmek şeklinde kabaca ifade edilen muhalefeti yönlendirebilmek, manipüle edebilmek, parçalamakla ilgili çok fazla zaman, emek ve para harcadı. Bu cümlenin arka planında Tayyip Erdoğan muhalefete yönelik neler yaptı? Bunların hepsinin detaylarını size başlık başlık anlatacağım bir video ile karşınızdayım. Erdoğan asıl gücünü, kaynağını, zamanını kendisine oy veren milliyetçi ve muhafazakar kesimi yönlendirmek için harcamıyor. Artık Erdoğan asıl zamanını, gücünü ve parasını karşı tarafı yönlendirebilmek için harcıyor. Çünkü bununla ilgili kendisi dünyada tek adam olabilmiş kişileri, Hitler'den Saddam'a, Gaddafi'ye kadar bu kişilerin hepsinin yöntemlerini, hatalarını, doğru yaptıkları şeyleri inceletti ve Tayyip Erdoğan kendisine göre bir strateji oluşturdu. Çünkü bu strateji oluşturacak kaynakları da var, paraları da var. Bu stratejiyi oluşturmaya kaynak harcama konusunda hiçbir biçimde çekince göstermiyor Tayyip Erdoğan. Ve nihayetinde artık kendilerini şu noktada görüyorlar yerel seçim öncesinde. Bizim asıl gücümüz muhalefeti güdebilmek. Bakın bizim asıl gücümüz emeklileri, köylüleri, muhafazakarları, milliyetçileri güdebilmek değil. Asıl güç muhalefeti güdebilmek olarak görüyor. Fakat bunun için o kadar çok emek harcıyorlar ki muhalefet partilerinin toplamının oy almak için harcadığı emekten ve paradan daha fazla. Bu videoda buna ait bütün detayları başlık başlık bulacağınız bilgiler olacak. Bununla ilgili bütün detayları size anlatacağım. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir videoyla karşınızdayım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim strateji toplantıları son derece önemlidir. Hatırlayanlar olacaktır. 7 Haziran 2015 seçimlerini Adalet ve Kalkınma Partisi kaybedince, tek başına iktidar olma şansını kaybedince tarihlerinde ilk defa yine böyle bir seçim strateji toplantısı yapmışlardı. Ve bu toplantının tutanaklarını Nokta Dergisi'nde o zaman AKP Günlükleri diye iki sayıda yayınlamıştık. Bu AKP Günlükleri'nde Ömer Çelik'in başkanlığında, orada ikinci bir kilit isim vardı Efkan Ala, bunlar AKP'nin önemli isimleriyle birlikte ne oldu da biz bu seçimi kaybettik, tek başına iktidar olmayı kaybettik sorusunun cevabını arıyorlardı ve analizler yapıyorlardı. Yaptıkları analizlerin hepsi doğruydu aslında. Fakat hareket noktaları yanlıştı. Bu doğru tespitleri, neden kaybettik tespitlerini doğru yaparken buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'ni doğru, olumlu, müspet bir noktaya yönlendirmek için hareket etmiyorlardı. Bu konularda, bu eksik, hatalı, yanlış olduğumuz konularda toplumu nasıl kandırırız? Toplumu nasıl manipüle ederiz? Bu noktanın üzerinde duruyorlardı. Ve nihayetinde ortaya çıkardıkları strateji ne oldu? Biz çözüm sürecini tamamen bitirelim. Güneydoğu'da polisle PKK'yı, askerle PKK'yı birbirine sokalım. Ondan sonra zaten diğer tarafta buna ondan sonra teşne çoktan hendek süreçleri o bu filan Türkiye kan gölüne döndü. Ve 1 Kasım seçimlerinde %49'la Türkiye'de bombalar patladı. Ankara'da, Reyhanlı'da, orada burada katliamlar oldu. Ve netice itibariyle 1 Kasım 2015 seçimlerinde %49 oyla Adalet ve Kalkınma Partisi seçildi. Yani hataların doğru tespitinden doğru sonuca gitmediler. Hataları tespit edip bunu nasıl manipüle edebiliriz noktasına gittiler. Şimdi yine bir seçim sürecindeyiz ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim strateji toplantısı tekrar yapıldı. Bu seçimle ilgili neler, nasıl stratejiler izlenecek filan, adayların belirlenmesi filandan ziyade izlenecek strateji üzerine odaklandılar. Ne söyleyeceğiz, nasıl söyleyeceğiz? İşte burada sarf edilen çok önemli bir cümle var.
Bizim asıl gücümüz muhalefeti güdebilmek cümlesi. Bu cümle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcısı Efkan Alay'a ait. Şu an Bursa milletvekili kendisi. Tayyip Erdoğan'ın kilit dönemlerde kullandığı isimlerden bir tanesidir. Geçmişte başbakanken Tayyip Erdoğan başbakanlık müsteşarıydı. Sonra 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarından sonra hemen İçişleri Bakanı yaptı kendisini. Hala da partide genel başkan yardımcısı pozisyonunda kendisini tutuyor. Bu cümlenin arka planı çok önemli. Çünkü arka planında Tayyip Erdoğan'ın zamanında Erol Olçok döneminde yaşarken yaptırdığı bir çalışma var. O çalışmada şu. Tayyip Erdoğan tek adam olma konusunu kafaya koymuş. Ve başkanlık sistemini getirmeyi de kafaya koymuştu o zamanlar. 2011'lerden, 2012'lerden bahsediyorum. Ve o dönem dünyada tek adam olmuş kişilerin yaptıkları hatalarla ilgili analizler yaptırdı Tayyip Erdoğan. Hitler bu nasıl güçlenmiş, nasıl tek adam olmuş, hangi hatadan dolayı gitmiş? Mussolini hangi hatadan? Çavuşesku hangi hatadan? Saddam, Kaddafi filan bunların hepsiyle ilgili çalışmalar yaptırdı o dönem Tayyip Erdoğan. Neyi hatalı yapmışlar ve nasıl böyle güçlenmişler? Hatta o dönem başkanlık sistemiyle ilgili bir tartışma olmuştu televizyonda. Canlı yayında başkanlık sistemiyle ilgili Tayyip Erdoğan'ın bu tip çalışmalarını işte Hitler örneği üzerinden muhalefet eleştiriyordu. Anayasa değişikliği yapılması gerekiyordu çünkü. Ve gazetecinin biri de işte bu Hitler örneği üzerinden eleştirilmesiyle ilgili bir soru sordu. Tayyip Erdoğan orada ağzından şöyle bir şey kaçırdı. Ama Hitler öyle yapmadı ki dedi. Çok detay bir konuda. Bu Tayyip Erdoğan'ın Hitler meselesinde çalıştığını gösteriyor. O anayasa değişiklikleri filan düzen değiştirilirken Hitler ne hata yapmış onu varana kadar biliyor Tayyip Erdoğan. Şimdi bu çalışmanın sonucunda, bu tek adamları araştırma çalışmasının sonucunda şöyle bir hadise çıkardılar bunlar ortaya. Tek adamların yaptıkları en büyük hata kendi planlarına, kendi güçlerine ve kendi tabanlarına odaklanıp kendi tabanlarını ve güçlerini büyütmek sadece. Hepsinin yaptığı ortak hata rakiplerini, muhaliflerini kontrol etmekteki yetersizlikleri. Bu sebeple Tayyip Erdoğan rakiplerini kontrol etmekte tam yeterlilik, esas kaynağımı, esas gücümü, esas paramı rakiplerimi kontrol etmek için harcayacağım. Onları manipüle etmek, onları tuzağa düşürmek, onları kumpasa getirmek filan esas gücümü bunun için harcayacağım. Ve bunun için de öncelikle benim elimde çok büyük bir medya gücü olması lazım. Ve Tayyip Erdoğan çok uzun süre Türk medyasını bütünüyle ele geçirebilmek için çok fazla kaynak harcadı. Bakın sabah ATV grubunun satın alınması, Doğan grubunun satın alınması, işte Türk medya denen grubun satın alınması filan. TMSF'nin elinde satılan ne varsa Tayyip Erdoğan hiç kimseye yar etmedi. Bunların hepsini aldı. Eski medya patronlarının da günahı çok. Hepsi banka sahibi oldular. Sonra o bankaları batırdılar 2000'lerin başında. Sonra TMSF pek çok medya grubuna el koydu. Oysa bunları satın alırken Tayyip Erdoğan hepsini önce TMSF'nin elindeki bütün medya gruplarını, Star grubu mesela, uzanlardan el konulan, ondan sonra Dinç Bilgin'den el konulan Sabah ATV grubu filan bunların hepsini kendisine yakın iş adamlarına satın aldırdı. Sonra diğer satın alma yöntemlerine gitti işte Doğan grubunu satın alma filan Türk medyasının ana aktörlerinin hepsini ele geçirdi. Dolayısıyla rakiplerinin medya gücünü öncelikle, rakiplerinin söylem gücünü öncelikle son derece azalttı. Ve sonrasında rakiplerini manipüle etmek için bu medya gücünü kullandı. Fakat bu medya gücünü çok kullanınca bir süre sonra bu medya inandırıcılığını, itibarını vesaire kaybetti. İşte bu noktada bizim asıl gücümüz muhalefeti güdebilmek noktasında devreye yeni bir şey soktular. Muhalefetin içinden aktörler oluşturma ve muhalif görünümlü sosyal medyaya muhalefetin tamamen yönelmesi nedeniyle muhalif görünümlü sosyal medya figürlerinin ortaya çıkartılması. İşte burada devreye giren çok önemli bir kişi var. O da Fahrettin Altun. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. Erdoğan başkanlık sistemine geçince Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na inanılmaz kaynak aktardı.
burayı inanılmaz büyüttü ve şu an günümüz devlet bürokrasisinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bürokraside 2 numaralı pozisyonda. 1 numaralı pozisyona Genelkurmay'ın o pozisyonu kaybetmesi nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatı oturtuldu. 2 numarada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı var. Diğer devlet kurumları sonra sırasıyla geliyor. Ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na çok büyük kaynak ve imkanlar oluşturuldu. Gri ve siyah propaganda yapabilmesi için yasal değişiklikler yapıldı. Geçmişte bu gri ve siyah propaganda yöntemlerini kullanan Genelkurmay içerisindeki psikolojik harp dairesinin yerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı içerisinde dezenformasyonla mücadele birimi oluşturdu. Aslında dezenformasyonu yapan birim olarak oluşturuldu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Fahrettin Altun bütün gücünü ve mesaisini muhalefeti yönlendirebilmek için harcıyor ve bunda başarılı olduklarını söylemek zorundayım. Kaynaklarını ve güçlerini milliyetçi, muhafazakar, kendilerine oy veren insanları yönlendirmek için kesinlikle harcamıyorlar. Onlar zaten kolay ve A Haber filan onunla yapıyorlar. Esas gizli kaynaklarını, gizli güçlerini ki bugün üzerinde duracağım, onları muhalefeti yönlendirmek için harcıyorlar. Fakat önce, buna gelmeden önce bazı kişiler halen daha bilmiyor. Hangi medya grupları Tayyip Erdoğan'ın halen daha bilmiyorlar. Önce tek tek bir bunları sıralayayım size. Bir numaralı grup Turkuaz Medya Grubu. Sabah gazetesi, Takvim gazetesi, Yeni Asır, Fotomaç, Daily Sabah gibi gazeteler. ATV, A Haber, Anews gibi televizyon kanalları. Bunun yanında radyoları var bu grubun, dergileri var vesaire. İkinci grup Doğan Medya Grubu olup şimdi Demirören Grubu olarak olan Hürriyet, Milliyet, Posta, Fanatik, Daily News, Vatan gibi gazeteler. Bu gazete grubu. Bunun yanında televizyonları var. Kanal D, CNN Türk, TV2, Dream, DSmart gibi. Onun dışında Radyo D, CNN Radyo filan var ve Doğan Haber Ajansı var. Demirören Haber Ajansı oldu şimdi. Bir diğer medya grubu Türk Medya. Akşam Gazetesi, Güneş Gazetesi, Star Gazetesi var. Televizyon olarak da bu grubun Kanal 24, TV4, ayrıca Alem TV, Alem FM, Platin gibi medya gruplar, medya organları var. Şimdi bu 3 medya grubu Tayyip Erdoğan'a yakın medya grupları değil. Bu 3 medya grubu tamamen Tayyip Erdoğan'a ait. Mesela şimdi Rixos Otelleri diyelim başka bir iş adamının üzerine ya. Fakat Tayyip Erdoğan'ın burası. Yine aynı şekilde de bu medya grupları bizzat Tayyip Erdoğan'ın bu medya grupları. Demirören grubu yani o Hürriyet falan. Yani Ahmet Hakan var ya Tayyip Erdoğan'ın seçtiği genel yayın yönetmeni. Patron Tayyip Erdoğan. Demirören'i orada göstermeli. Yani bu grupların hepsi, bu üç büyük medya grubu %100 Tayyip Erdoğan'a ait. Bu medya gruplarının çalışanları da şunu bilsinler ki zaten biliyorlar. Onlar Tayyip Erdoğan'ın çalışanları, yayın yönetmenleri filan. Yani Ahmet Hakan filan böyle Tayyip Erdoğan'ın karşısına geçiyor. CNN Türk'teki Hande Fıratlar filan soru soruyorlar ya. Ya adam patronuna ne kadar objektif soru sorabilir? Bunların patronu doğrudan Tayyip Erdoğan. Bunu bilin bir kere. Bu izlediğiniz televizyon kanalları, satın almadığınız gazeteler çünkü satılmıyor bu gazeteler. Bunların hepsi Tayyip Erdoğan'ın. Bunu bir kere kafanıza yerleştirin. Birazdan işte bunların hepsinin Tayyip Erdoğan medyası olması ve Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmesi, yayın politikalarındaki zaman içerisindeki artık dayanılmaz boyutlara gelen erozyon nedeniyle muhalif kesimin hepsi ne yaptı? Döndüler sosyal medya platformlarına, YouTube'a, Facebook'a, Twitter'a bunlara yönlendiler. İşte bu noktada Tayyip Erdoğan yine o sahip olduğu büyük ekonomik gücü Fahrettin Altun üzerinden bu tarafa yönlendirdi. Birazdan o kısımda işte muhalefeti gütmek kısmında neler yaptığına geleceğim. Fakat önce bu muhalefeti gütme kısmında Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ikinci bir hamle var. O da şu. Tayyip Erdoğan şöyle düşünüyor. Ben diyor rakiplerimi kendim belirlemeliyim diyor. Ve son seçimde gördünüz Tayyip Erdoğan allem etti, kullem etti, neler yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçimi kazanacağına inandırdı. Ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına konulmuş, istihbarat tarafından tamamen ele geçirilmiş birkaç tane figür var. Onunla ilgili de video yapmayı planlıyorum. Bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu öyle bir inandırdılar ki, önüne öyle anketler koydular ki,
Artık ceketi koysak Tayyip Erdoğan'ın karşısına kazanır noktasına kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na inandırdılar. Kendisinin anketlerde önde olduğuna inandırdılar. Ve Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nun da önünü kısarak rakibini belirledi. Fakat Tayyip Erdoğan'a rakibini belirlemek de yetmiyor. Tayyip Erdoğan muhalefet partilerini tamamen ele geçirmek istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi vesaire, bunlar İyi Parti filan, bu zaten hedefi. Ama Tayyip Erdoğan kendi koalisyon ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi'ni de ele geçirmek istiyor. Şu an Tayyip Erdoğan dört gözle neyi bekliyor biliyor musunuz? Devlet Bahçeli'nin ölmesini bekliyor. Devlet Bahçeli bir ölse oraya parayı yağdıracak ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderliğini kendisine yakın, tamamen %100 kendisiyle koordinasyon içerisinde çalışan birisi yapacak. Büyük Birlik Partisi'ne bunu yaptı biliyor musunuz? Büyük Birlik Partisi'ne yağdırdı paraları, organize etti oranın hepsini. Ta genel merkezin kirasını ödemeye kadar ve Mustafa Destici'yi oraya genel başkan seçtirdi. İlk başta Mustafa Destici kendisini ifşa etmedi, böyle muhalifmiş gibi filan davrandı. Artık öyle bir noktaya geldi ki son kullanma tarihi geçtiği için artık tamamen Tayyip Erdoğan'ın adamı oldu. Oraya koyduğu bir eleman oldu. Net biçimde ortaya çıktı. MHP'yi de aynısını yapmak istiyor. Fakat MHP ile ilgili bazı problemleri var. O problemler ne? MHP'nin kendisine göre çok derin bir ideolojik background olması. Çok uzun yıllardan geliyor. Bu ideoloji İslamcılıkla da çok çakışan bir ideoloji değil. Ayrıca MHP'nin kadroları AKP'nin kadrolarıyla çok iç içe geçmiş değiller. Şu an beraber çalışsalar da böyle bir ayrışma var, böyle suyla yağ gibi birbirlerine bir türlü tam karışamıyorlar. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bürokraside çok büyük bir derinliği var. Ve özellikle 2015 yılından sonra bu derinlik 3'e filan çarpıldı. Çok kuvvetli şu an Milliyetçi Hareket Partisi. Bu sebeple MHP'yi tam ele geçirme konusunda Tayyip Erdoğan halen daha, Devlet Bahçeli ölse bile yerine birisini getirebilecek miyim? O delegelere laf geçirebilecek miyim? Bu konudan emin değil, bir. İkincisi, yerine getirecek kişinin MHP teşkilatına ne kadar söz geçirip MHP'yi nasıl hareket ettireceği konusunda emin değil. O yüzden hedefine İyi Parti'yi koydu son seçimden sonra. Ve kendi MHP'mi yaparım stratejisi üzerinden gidiyor. Ve İyi Parti'yi sağdan soldan enerji erozyona uğratarak filan, Meral Akşener'in üzerinde çok farklı stratejiler deneyerek filan oradan kendi MHP'sini alternatif olarak çıkarmaya çalışıyor Tayyip Erdoğan. Fakat muhalefetin içerisinde Tayyip Erdoğan'la çalışan başka figürler de var. Mesela Memleket Partisi ve Genel Başkanı Muharrem İnce. Daha önce kaç tane video yaptım? Muharrem İnce, Tayyip Erdoğan hani iki seçimin arasında Sinan Oğan'a demişti ya, Sinan Oğan şu an sahada bizim adeta bir elemanımız gibi çalışıyor demişti ya. Adeta bile demedi hatta. Elemanımız gibi çalışıyor dedi ya. İşte Muharrem İnce de Tayyip Erdoğan'ın elemanlarından bir tanesidir. Muharrem İnce'nin bütün seçimdeki çalışmaları, cebindeki para filan, bunların hepsi Tayyip Erdoğan tarafından finanse edilir. Hatta seçimlerden önce Muharrem İnce'nin inanılmaz bir troll ordusu vardı ya. Muharrem İnce'ye gözünün üzerinde kaşın var desen sana ana avrat küfrediyorlardı böyle. Muharrem İnce'yi hiç kimseyi eleştiremeyecek hale getirdiler. O kadar ağır ifadeler kullanıyorlardı ki insanlar Muharrem İnce ile ilgili konudan uzak duruyorlardı. Çünkü Muharrem İnce'nin o kadar çok açığı var ki siyaseten onu bitirebilir medya çok kolay biçimde. Fakat gazetecilerin üzerine bu küfür, kıyamet, iftiralar filan, tweetlerin altını dolduruyorlar filan. Dolayısıyla herkes ondan uzak durmaya çalışıyordu. İşte bütün bu troll ağ var ya, bunlar Muharrem İnce'nin fanatikleri filan değiller. Muharrem İnce'nin öyle bir fanatiği filan, öyle bir tabanı filan, öyle bir şey yok. Yani o Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oy, naçarlıktan insanların verdiği oy. Tayyip Erdoğan karşısında o vardı, ona verdiler yani. Kendi oyu değil. İşte o Muharrem İnce'nin bütün onu destekleyen troller var ya, hepsi Fahrettin Altun'un parasını ödediği ajansların çalışanları ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın çalışanları. Tamamen Fahrettin Altun devletin imkanlarıyla bu işi yaptırdı. Dolayısıyla Muharrem İnce'nin şu anda da mesela çıktı, ne yaptı? Cumhuriyet Halk Partisi'ni bunlar demleniyor dedi. PKK ile iş tutuyorlar filan dedi, değil mi? Halbuki
Kendisi gidip Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Karısını gönderdi. Başak Demirtaş'ı Diyarbakır'daki evinde ziyaret ettirdi filan. Bir CHP'nin genel başkanıyla DEM Partisi'nin genel başkanı resmi kameralar önünde filan görüştüler diye bunu söylüyor. Şu anki çünkü ona verilmiş olan görev bu. Kendisi ta cezaevine gitti. Bakın ama ona verilmiş görev bu. Çünkü görevi alıyor, parasını alıyor, eleman olarak işlevini yerine getiriyor. Aynı şekilde başka elemanları da var. Az önce saydım. Büyük Birlik Partisi ve Mustafa Destici. Bu tamamen Tayyip Erdoğan'ın elemanıdır bu kişi. Sinan Oğan. Yani bunu seçimden önce söylüyorsunuz ama öyle bir hale getirdiler ki Sinan Oğan'ın da şu an nasıl zenginleştiği, astronomik biçimde mal varlığının arttığını filan görüyorsunuz. Çarşaf çarşaf. Altındaki arabadan bindiği, arabadan satın aldığı evler, mülkler, gayrimenkuller filan paraya kavuştu adam. Çünkü plana sadık kaldı. Tayyip Erdoğan'ın istediklerinin hepsini yerine getirdi. Bir başka isim Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi. Bu da Tayyip Erdoğan'ın elemanlarından bir tanesidir. Mustafa Sarıgül'ü Tayyip Erdoğan mal varlığı, yolsuzluk dosyaları filan Şişli Belediyesi'nde filan bunlarla ve oğlunun özellikle karıştığı mafyatik işler üzerinden Mustafa Sarıgül'ü tamamen avucuna almış vaziyette. Buna işte ileride bir şekilde kullanırım filan diye bir parti kurdurttu. Şimdi doğru zamanlama içerisinde onu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine soktu. Şimdi mesela geçenlerde bir anket yayınlandı Mustafa Sarıgül ile ilgili. ORC denen firma bir anket yayınlanmış. Z kuşağı arasında Mustafa Sarıgül inanılmaz popülermiş. Bu ORC anket firması var ya, bunların bütün anketleri masa başıdır. Ve bu ORC anket firması da Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte hareket eden bir firmadır. Anket firmaları da muhalefeti yönlendirmek için Tayyip Erdoğan'ın kullandığı aparatlardan bir tanesi. Türkiye'deki anket sonuçlarına inanmayın arkadaşlar. Ancak partilerin kendileri çok özel anket şirketlerine parasını ödeyerek belli şeyler yaparlar ama buna dahi çok güvenmemek lazım. Çünkü Türkiye'deki anket firmalarının hepsine kamuya böyle hiç gereksiz o kadar ilginç anketler yaptırıyorlar ki paraları basıyorlar bunlara. Dolayısıyla bu seçim anketleri kısmında onlar muhalefeti kimi zaman rehavete sürüklemek için, kimi zaman istedikleri adayı ön plana çıkarmak için filan bu anket firmalar üzerinden Tayyip Erdoğan ameliyat yapıyor muhalefete doğru. Yine Tayyip Erdoğan'ın rakip elindeki elemanlardan bir tanesi Demokratik Sol Parti. Bu da Tayyip Erdoğan'ın partilerinden bir tanesidir. Tayyip Erdoğan tabii bu partilerin masraflarını filan hepsini kendisi karşılıyor. Ondan sonra bunların hiç propaganda için para harcamalarına filan gerek yok. Bunların ne tip propaganda yapmalarıyla gerektiği ellerine bir reçete veriliyor. Bunlar o propagandaları o şekilde yapıyorlar. Bunun karşındaki bütün masrafları, kendilerinin aracağı paralar filan bunlar kimi zaman örtülü ödenekten, kimi zaman Tayyip Erdoğan şu iş adamına diyor bu işi hallet filan bu şekilde hallediliyor. Dolayısıyla bu siyasi figürler üzerinden de muhalefet tamamen güdülüyor. Çünkü Tayyip Erdoğan orada 3-5 puana ihtiyacı var. Yani 3-5 puan bu muhalefeti gütme meselesinde parçalanırsa Tayyip Erdoğan için yeterli oluyor. Geçen seçimleri hatırlayın. Sinan Oğan'ı çıkardılar bir figür olarak. Ve Sinan Oğan'ı destekleyen bütün sosyal medya tabanına bakın. Böyle iki arada bir derede kalmış, Kemal Kılıçdaroğlu'na da vermek istemeyen, Tayyip Erdoğan'a da vermek istemeyen kişilerin adresi olarak o bütün o sosyal medya figürleri Sinan Oğan'ı işlediler. Ve bu fikir oturdu. İkisine de vermek istemeyenlerin adresi bu. Şimdi gelelim bunların asıl muhalefeti gütmek için muhalefetin yegane elinde kalan mecra olan sosyal medya platformlarını nasıl yönlendirdikleri meselesine. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın içerisinde AKP ve MHP bloğunun karşısındaki insanların hangi mecraları takip ettikleri, nereden bilgilendiklerine dair araştırma yapan, analiz yapan bir birim var. Bu birim diyelim ki İyi Partililerin, diyelim ki Cumhuriyet Halk Partililerinin, diyelim sosyalistlerin, diyelim solcuların, diyelim cemaatçilerin filan bunların hangi sosyal medya platformlarını, hangi gazetecileri, hangi etkili kişileri, yazarları vesaire sosyal medya hesaplarını
takip ettiklerine ilişkin sürekli olarak, haftalık olarak oluşturdukları raporlar var. Ve bu raporların neticesinde analizler yapıyorlar. Kim ne kadar takip ediliyor, bunlar ne kadar etkileşim alıyor, bu sosyal medya platformlarını hangi yaş grupları takip ediyor muhalefetin içerisinden ve takip ettikleri kişileri, gazetecileri, yazarlar, analistler üzerinden elde ettikleri bilgilerden ne kadar reaksiyona geçiyorlar, ne kadar yorum yazmışlar, buna ne kadar tepki göstermişler filan. Bunlar yazılım desteğiyle de birlikte geniş bir çalışma kadrosu. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı 30 katlı filan yani. Ondan sonra ve bağlı birimleri var filan. Bunları oluşturuyorlar. Yetmiyor, dışarıdan hizmet alıyorlar. Uluslararası programlar var filan. Twitter'ı analiz eden, Facebook analiz eden, YouTube'u analiz eden vesaire. Dolayısıyla ellerinde bir data oluşuyor netice itibariyle. Bu data üzerinden demek ki CHP'liler, İYİ Partililer, solcular, sosyalistler, Kürtler, cemaatçiler bunlar şu 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 figürleri takip ediyorlar. Şu 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 mecraları takip ediyorlar. Bunun üzerine bir aksiyon planı geliştirdiler arkadaşlar. Bu aksiyon planı da şu. 1. Bunların takip ettikleri kişileri, bakın medya organlarını ya da büyük böyle kurumsal hesapları falan değil. Takip ettikleri gazetecileri, akademisyenleri, tek tek bireyleri yani. Bireylerle ilgili itibarsızlaştırma operasyonu yapalım. Ne yapalım? Bunların yaptıkları paylaşımların altına gidip bunlara küfredelim. Şimdi bir insana böyle çok küfredilirse onun itibarıyla oynamış oluyorsunuz. Böyle yani dokunulmuş oluyor, dokunulur oluyor o kişi. Böyle bir strateji geliştiriyorlar. Bunları dolayısıyla artık paylaşım yapamaz hale sokalım bunları. Sürekli küfür kıyamet, sürekli küfür kıyamet. İtibarıyla oynayalım, bunlar hakkında yalanları uyduralım filan. Ve bunların kitlesi kim mesela? Diyelim mesela beni. Ondan sonra sağcısı takip ediyor, solcusu takip ediyor gibi filan kendilerine göre bir analiz yapıyorlar. Ve beni eleştirdiklerinde, beni hedef yaptıklarında Ekşi Sözlük yazarlarından bir tanesi bunu çok güzel tespit etmişti. Benim ismimle ilgili olan başlığın altında bu başlık çok garip demişti. Herhangi bir kişi Ekşi Sözlük'te benimle ilgili pozitif bir şey yazınca ne oluyor biliyor musunuz? Altına Atatürkçü görünümlü, altına İyi Parti görünümlü bir hesap geliyor ve çok ağır hakaretlerde bulunuyor. Fakat baktığınızda o hesabı birazcık incelediğinizde bu adamın maske giydirilmiş bir Atatürkçü olduğunu çok net biçimde görüyorsunuz. Benimle ilgili temel kullandıkları strateji şuydu. Bir Muharrem İnceci görünümlü trolleri üzerinden çok ağır hakaretler etmek. 2. Atatürkçü görünümlü hesaplar üzerinden beni itibarsızlaştırmak, benimle ilgili kafaları bulandırmak vesaire. Benimle ilgili böyle. Başka bir gazeteciyle ilgili de aynı şekilde. O gazeteciyi kimler takip ediyor? Şu kesim takip ediyor. Onunla o kesim arasındaki bağı nasıl kopartırız? Bunun üzerine kafa yoruyorlar. Ve bunu dediğim gibi çok yüksek miktarda devlet bütçesinden para ödedikleri sosyal medya ajansları üzerinden yapıyorlar. Birey olarak gazetecileri, sosyal medya etkileşiminde çok güçlü olan kişileri yok etme kısımları böyle. Onun dışında platformlar üzerinden de bir çalışma yaptılar. Buna algoritma faşizmi diyoruz. Bu algoritma faşizmini kullandılar ve biliyorsunuz YouTube gibi mesela benim kanalım, ondan sonra Facebook gibi, Twitter gibi platformların üzerine ticari baskılar kurdular. Şimdi bu platformlar da bakıyorlar ya bizim işte Türkiye'de işte TRT'nin dizileri YouTube'da yayınlanıyor, ATV'nin dizileri yayınlanıyor filan. Buradan bir sürü para kazanıyoruz. Ondan sonra Türkiye'deki bütün gazetecileri toplasan bunların izlenmelerinin toplamı bir tane dizi kadar etmez bu platformlarda. Dolayısıyla bu platformlarda ya biz ticari olarak işlerimizi niye bozalım filan dediler. Ve özellikle yurt dışından yayın yapan gazetecilerin algoritmalarını tak diye aşağı indirdi bu sosyal medya platformlar. Mesela YouTube'un bana yaptığı, mesela Facebook'un bana yaptığı gibi. Buna algoritma faşizmi diyoruz arkadaşlar. Bu sansürün bildiğiniz teknik hale sokulmuş şeyi. Ha gitmişsiniz bir gazetenin kapısına zincir vurmuşsunuz. Ha bir bağımsız gazetecinin YouTube'daki algoritmasını, gösterimlerini aşağı indirmişsiniz. Benim gösterimlerim 8'de bir aşağı indirildi arkadaşlar.
Benim gibi bir sürü sürgünde olan gazetecilerin de başına gelen bu şekilde. Bunlar bütün bu yöntemleri kullanıyorlar ama yetiyor mu? Yetmiyor. Ondan sonra kompartımanlara böldüler muhalifleri. Türkiye'deki muhalifleri kompartımanlara böldüler kendi kafalarında. İşte mesela Atatürkçüler içerisinde nasıl gruplar var? Küçük de olsa birbirinden farklı olan nüanslar var. Mesela Kürtler içerisinde nasıl var? Mesela cemaat içerisinde nasıl var? Mesela solcular, sosyalistler içerisinde nasıl var? Böyle bir kompartıman, böyle sistemi yaptılar. Sonra bunların hepsiyle ilgili birbirleriyle bir araya gelemeyecekleri, yani hani böyle ezilenlerin bir araya gelememesi söylemi vardır ya, bunların birbirleriyle bir araya gelememeleri için bunların her birinden gözüken kişiler oluşturdular, sosyal medya figürleri oluşturdular ve bu nüansları kaşımaya yönelik birbirlerinin aleyhine paylaşımlar yaptırmaya başladılar. Şimdi bakın mesela CHP'liler birbirine düşmüş vaziyette. Adaylar meselesinde, politikalar meselesinde birbirine düşürdüler CHP'lileri. İyi Partileri aynı şekilde birbirine düşürdüler. Mesela cemaat içerisinde, Kürtler içerisinde filan böyle insanları birbirine düşürmek için profesyonelce kaynak harcıyorlar yani bunlar. Herkesi birbirine düşürmek. O önce grupların içerisindeki kompartımanları, sonra bu grupları birbiriyle bir araya gelemeyecek hale sokmak için sürekli olarak çaba harcıyorlar. Bununla ilgili kaynak harcıyorlar. Para çok, zaman çok, devletin imkanları elinde filan. Peki muhalefet, en küçük biçimde rakibini analiz etmek, rakibiyle ilgili çalışma yapmak için bu paraları harcıyor mu? Bu kaynakları harcayıp analizler oluşturma meselesinde elleri ceplerine gitmez. CHP'nin bütçesi giderek büyüsün ondan sonra, o paralar orada dursun filan. Ama aman bilgi elde edebilecek şekilde doğru analiz kaynaklarına bu paralar harcanmasınlar. Bu konuda acayip cimriler böyle. Oysa ki uluslararası sosyal medya analiz firmalarıyla çalışabilirler. Çok iyi analizler yapabilirler ve buna uygun para harcayabilirler. Geçen seçimin kaybedilmesinde anlattım size. Geçen seçimin kaybedilmesinde Facebook'ta, Instagram'da özellikle, ondan sonra YouTube'da filan nasıl algoritmalar oluşturdular. Benim YouTube videolarımda paso kendi reklamları filan çıkıyordu yani benim irademin dışında filan. Böyle şeyler oluşturdular. Onun dışında yaşlı bir teyze, yaş grupları filan, yaşlı teyzeler, yaşlı amcalar nasıl yönlendirilecek? Bununla ilgili videolar, kısa kısa videolar, sürekli onların Instagram reellerine, Facebook'larına filan düşen böyle binlerce küçük video oluşturdular. Muhalefet ne yaptı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfaktan yayınları. Bunu da çok böyle yenilikçi bir şeymiş gibi filan sundular bile. Yani böyle bir şey yok. Görünen Tayyip Erdoğan'ı bir videoya çıkarmak, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir videoya çıkarmanın dışında propaganda ile ilgili çok doğal, natürel, kendiliğinden gelişmiş gibi gözüken profesyonel küçük videolarla yalana boğdular adeta muhalefeti. Bütün bu çalışmanın neticesinde işte Efkan Alan'ın dilinden dökülen o cümleye geliyoruz. Bizim asıl gücümüz muhalefeti gütmek. Bizim asıl gücümüz muhalefeti gütme konusunda. Yani kendi seçmenlerini hep böyle muhalefet eleştiriyor ya. Bu AKP'ye oy verenler koyun. Ondan sonra bu Cumhur İttifakı'na oy verenler koyun filan. Sürekli olarak bunu tekrarlıyorlar ya. Onlarsa, Efkan Alay'sa, o AKP'nin seçim strateji toplantısındaysa aynı cümleyi karşı tarafa söylüyorlar. Fakat burada şöyle bir nüans var. Muhalefet Tayyip Erdoğan'ın kendi kitlesini koyun gibi gittiğini söylerken onlar kendi güçleriyle bu harcadıkları kaynaklarla rakiplerini güttüklerini söylüyorlar. Bakın bu böyle koyun gibi gütmek filan şeklinde de değil yani öyle anlaşılmasın. Fakat öylesine entrikalar, stratejiler, sağdan soldan gözüken filan hesaplar filan öylesine kullanıyorlar ki netice itibarinde gütme kelimesinden kastedilen şey yönlendirmek ve bu yönlendirme konusunda da şu an muhalefetin içinde bulunduğu tabloya bakın hakikaten başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Bunun detaylı biçimde analiz edilip muhalefetin kendisi tarafından ifşa edilmesi lazım. Yani mesela Muharrem İnce'ye destek veren troll ordusu. Yani şunu bir incelenmesi lazım değil mi? Muhalefet partilerinin mesela
Cumhuriyet Halk Partisi'nin incelemesi lazım. Demesi lazım ki ya bu partinin kaynakları, büyüklüğü, oy tabanı, şu bu filan belli. Nasıl oluyor ya bu partinin 28-30 bin hesap aynı anda bu parti için paylaşım yapıyor? Bunun arkasında bir sosyal medya ajansı var. Bu sosyal medya ajansı da şudur, bu şekilde çalışıyor. Bu sosyal medya ajansının parasını da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı şu şekilde ödüyor. Bunu ortaya çıkartabilecek bürokrat derinliği, içeriden haber alabilecek derinlik Cumhuriyet Halk Partisi'nde yok mu? Var ama bunu yapmıyorlar, önemsemiyorlar. Bu sebeple de kaybetmeye mahkum bir biçimde gidiyorlar. Ve bu sebeple bir hakaret olarak değil, bir tespit ve bu tespitin dayandığı arka planda neler var, ne tip çalışmalar var, bunun üzerinde durularak bizim asıl gücümüz muhalefeti gütmekte cümlesinin üzerinde durulması gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.